Çanakkale Barosu, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Gezi Parkı davasında yargılanan ve 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 2023 genel seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilen Avukat Şerafettin Can Atalay hakkında aldığı kararı eleştiride bulunmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklama Çanakkale Baro Başkanı Avukat Hande Keskin tarafından yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi kararındaki açık ifadelere rağmen milletvekili seçilmiş avukat Can Atalay'ın belirtilen ihlalleri ortadan kaldırarak gereğini yerine getirmek yerine dosyayı yasalarımızda bulunmayan bir usulle Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ne göndermişti. Yargıtay 3 Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023'te Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararına uyulmamasına, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesine, hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına karar vermişti. Ortada siyaseten taraf olma tevkil edilebilecek bir durum değil, ortada hukukun ve bağımsız yargının varlık mücadelesi vardır. Son olarak açıklamalarımızda defaatle tekrarladığımız üzere adalet çözemeyeceği düğümü atmamalıdır. Ortadaki düğümün başka bir kurumun müdahalesine gerek bırakılmaksızın yargı tarafından çözülmesini bekliyoruz.